Ben işte girdiğim zaman emlakçılara paket olarak anlatıyorum kendimi tamam mı? öğlen 12'de hatta şöyle sabah öğlen 12'de Eskişehir'e indim. Efe'ye gittim. Bir iki saat Efe'de durdum. Nefeslendim. Yemek yedim. Çünkü yemek yememiştim. Ve 38-39 derece falan da hava. Tamam mı? Ee, i̇şte iki de çıktım. Emlakçı emlakçı ulaşıyorum. Emlakçılar anlattığım paket aşağı yukarı şu. Bir kere anlatacağım. Ne dediğimi zaten anlarsınız. Her emlakçı aynısını söylediğim için. Eee... İşte ben yurt dışına çalışıyorum. Kendi evimden çalışıyorum. Yayın yapıyorum. Aylık gelirim yüksek. Ama işim gereği evden çalışmaktayım ve hani ses yapıyorum bazen. Enstrüman yok, çok büyük çığlıklar yok. Sadece sizle şu an nasıl konuşuyorsam öyle konuşuyorum genel olarak. Niye <laughs> i̇şte hani komşular rahatsız olursa her sesten? kendi cebimden karşılamak üzere duvara çift taraflı bantla yapıştırılan işte bu Ses yalıtım zımbırtılarından takarım. Bunları da çıkarken yanımda götürürüm. Bunları çıkarttığım zaman da hani duvarın sıvasına herhangi bir şey olursa onu da ben kendim ee, karşılarım dedim. Genel olarak bu paketleri anlattım ve ev sahiplerinin neredeyse hiçbiri buna yanaşmadı. Tamam mı? Hiçbiri buna yanaşmadı. E, ya yok işte işini bilmiyoruz. Kefil var mı? Yok işte memuriyet durumu nedir? Memur musun? Değilim. İşte ne bileyim sen ses yaparsın olmaz, bilmem ne olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Neyse, <laughs> 4 tane emlakçıyla anlaştım, 4 ev gezdim tamam mı? İlk gün 2 ev gez ilk gün 1 ev gezdim. Gittiğim ev fena değildi, az yüzü topluydu. Ee, emlakçı da yardımcı olmaya çalıştı baya sağ olsun. Ee, ama fiyatı çok yüksekti. <laughs> bir de hani e, biraz tavrı garipti emlak patronunun. Daha önce orada çünkü emlakçı kalmış. Ondan dolayı biraz e, korumacı davranıyordu daireye. Hayır. Ha, okay. Korumacı davranından, davrandığından dolayı da ben de çok istemedim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim şey yapmayı. Tutmayı. Çünkü yok evi göreceğim. Yok şöyle olacak. Yok böyle olacak falan. Yani benim senelik kiraladığım yerde. Yüksek ihtimalle durmadan bana bir şey deneyecek. Şunu şöyle niye yaptın, bunu böyle niye yaptın. Yok duvara çivi niye çaktın. Yok onu niye öyle yaptın, böyle yaptın falan. Ben de dedim ki hani hiç gerek yok. Sinirlerim hiç zıplamasın. Orayla görüşmeyi bıraktım. Sonra e, bir 6000'lik daire buldum. Orayı da gezdim. Nerede MC var la? Yok bir yerde MC'm, MC mi? Eee... <laughs> Kafamda da tam toparlıyor muyum? Yoruldum baya ya. Hala yorgunum yani. Açlandım oğlum. Şöyle koyalım tamam. Ee, ne anlatıyordum yine? Oğlum çok yorgunum ya. Ananı sikiyim yere düşüp bayılacağım şimdi. Ne ara bir paket sigara içtim ya. Hah, ikinci ev altı bin kilo. Orayla konuşuyorum. Gezdim. Okey hani bina çok iyi değil ama ev sonuçta tamam. Ve ev bulamıyorum artık. Dönmeme de bir gün kaldı. Ve çok bunaldım yani. E, adamla görüşüyorum halledebilmek için. Adam dedi ki kefil istiyorum. Ev sahibi yani kefil istiyorum dedi. Dedim tamam. E, kefilim var. Sonra emlakçı ev sahibini aradı geri. Dedi ki kefili var. E, aga. Adam bir anda kefili kabul etmedi kefili kabul etmedi. Kefil işte biri sana kefil oluyor. Eğer sen ödemezsen şeyini 2-3 ay kiranı onun maaşından kesiliyor. Cart cürt bir şey yani. Öyle bir durum söz konusu. Ya da o vermek zorunda kalıyor. Adam dedi ki ben kefil kabul etmiyorum. Kirayı peşin vereceksin. Kalmak istiyorsan. E dedim tamam. Hani kirayı peşin vereyim o zaman. Ama dedim hani <laughs> şu anda hemen öyle tık tık diye veremem. Şirket hesabımda cartta cürtta dağınık yani para. Hani dedim ilk 6 ayını vereyim. Ondan sonraki gibi birkaç gün sonra da hani e, diğer kalan 6 ayı vereyim. Çünkü adam benden şunu bekliyor. Direkt tak diye 72 bin lira vermemi istiyor adam benden. Dedim ki hani bunu ikiye bölelim tık tık yapalım bari hani. Anladın mı? Ondan sonra adam onu da kabul etmedi. Ben ama sıcaktayım ve bu artık böyle son çarem gibi geliyor. Adam onu da kabul etmedi. Dedi ki ben dedi kirayı tam ve full peşin istiyorum. Ben de dedim ki götüne sok daireni ve çıktım gittim. Ee, sonrasında bir yer daha vardı. Çok temizdi, çok güzeldi yani daire. Orayı da vermediler. Direkt, dümdüz. Benden önce bir tane beyaz yakalı kadın evi tutmak istemiş. Çocuğu var diye vermemişler. Saçmalığa bak. Kadının çocuğu var diye Hep beraber arkadaşlar. Kadına evi tutturmamışlar. Ondan sonra bir öğrenci gelmiş. Öğrenci olduğu için adam zaten o kadar rahat anlatıyor ki. Şey anlatıyor böyle. Bir tane kadın geldi. Çocuğu var diye kiralamadık. Ev sahibi yanaşmadı. Bir tane öğrenci geldi. O zaten öğrenci. Onu da kiralamak istemedik. E dedim abi kime ne hani nedir yani? Kime neye kiralayacaksınız bunu? İşte sadece bir marka söyledi. Bunun gibi yerlerde çalışan beyaz yakalı kurumsallar bunlara kiralıyor. Ya abi açıklamaya yaz o zaman. Beni de yorma yani. Anladın mı? Beni de yormayı ver ya. Beni de yormayı ver. Anladın mı? Ben de dedim ki hani kirasını peşin vereyim. Parça parça 6 ay 6 ay ya da 3 ay 3 ay 3 ay vereyim. Hiç sıkıntı veririm yani dedim. Para bizim derdimiz değil dedi. Dedim tamam abi yani Allah kahretsin artık en son gün yine hava çok sıcak. Dedim ki tamam ben taşınmıyorum. Yani İstanbul'da çürüyeceğim. Bunu kendi isteğimle yapacağım. İstanbul'da çürüyeceğim abi ben dedim. Yani. Bunu istedim yani gerçekten. Çok sinirliydim çünkü. Dişlerimi sıkarak böyle durmadan böyle konuştum. Bir 6 saat oldu. Gittiğim emlakçıyla da böyle konuşuyordum artık yani sinirden. Harbiden böyle oldum oğlum. Ya şey rahatlığı var şu an ev sahiplerinde. Bu ay kiralaması önümüzdeki ay üstüne bin lira daha koyup kiralayacak. Onun farkında adam. Adam beğenmiyor. Yok diyor gözünün üstünde kaşın var. Kaşın altında gözüm var. Ben sana vermiyorum. Yok işte sen Türkçeyi çok düzgün konuşuyorsun. Ben sana ev vermiyorum. Yok mesleğin iyi gayet işte ne bileyim aylık aylık gelirin çok yüksek. Ben sana ev vermiyorum falan. Hep dur kefilin var ev vermiyorum. Hep durmadan böyle salak salak şeyler duydum yani ve delireceğim artık. Çünkü Eskişehir o kadar rahattı ki ev bulma konusunda. Ben ev değiştirmek istediğim zaman sokağa çıktım, tamam mı? Sokağa çıktım. Ev diye bağırdım ve ev aldım. Yani ev tuttum, kiraladım. Böyle bir yerde Eskişehir yani. Böyle bir yerde oğlum. Neyse son gün artık böyle hani dönmeme kalmış. 6 saat, 6 saat sonra trene binip İstanbul'a geri döneceğim. Böyle bir içimden geldi bir sahibinden'e bakayım dedim. Sahibinden'e baktım. Tık 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 tık, tık sarı sarı sistemi diyorlar. Çok ne diyorlar yani artık bilmiyorum. De. Neyse sarı siteye son bir kez daha gireyim dedim. Girdim. Ee, baktım. Bir tane ev var. Konum çok iyi. Tamam mı? Ev bayağı eski ama konum çok iyi. Reklam girdi. Hay aman koyayım dur bekleyeceğiz bir de. Şimdi eski ev ama mahallesi hiç mi hiç dandik değil. Mahallesi çok güzel. Konumu çok güzel. Konumunu da söyleyemem. Onu söyleyeyim. Konumunu söyleyemem. Söylediğim an bulursunuz çünkü. Çok basit. Hani o kadar işlek bir yerde ki amına koyayım. Eskişehirli arkadaşlarla yüksek ihtimalle her gün her gün karşılaşacağız öyle diyeyim. Ha artık böyle selam ne yapıyorsun abi? İyidir abi sen ne haber? Ya çok iyi falan. Ha, o kadar bir e, crash'a yakın mıyım? Yakınım. Longman Tayyip hoş geldin. İşlek yani neyse. Zaten iki güne Discord'lara düşer adres sıkıntı değil. Eee Ev eski ama mutfağı çok güzel. Duvarlar çok kalın. Tamam mı? Duvarları çok kalın. Kos kocaman bir terasım var. Kış bahçesi. Kocaman bir teras var. Ee, duvarlar kapkalın. Mutfak çok iyi. Banyo çok kötü. Banyo çok kötü. Banyo bayağı kötü. Banyoyu da iyileştireceğiz bir şekilde. Bar bir aynası var banyoda. Ee, apartmanda kutu yok. İnternet kutusu yok. Öyle bir durum söz konusu. Ama onu da sordum. Onu da sordum. Şeyi sordum yani. Ee, ne denir ona? Kablonet'i aradım, Türknet'i aradım, Türk Telekom'un sitesine baktım falan. Yeni çöp geldi, samimi o da. Heh. Valla Kablonet'in internet sitesinde yazana göre, tamam mı? Yüze 20, buradakili aynı interneti alıyorum. Türk Telekom'un internet e, altyapı sorgulama sitesine göre 1 gigabit fiber alabiliyorum. Ondan sonra Türknet'e göre yüze sekiz alabiliyorum. Ama apartman çok eski ve yani apartmanda internet kutusu yok. Yok. Ama aradığım zaman altyapı var diyorlar. Bilen var mı? Takılır mı? Bizim apartman 40 yıllık, bine bin var, sorun yok. Kutu var mı kutu? Kutu var mı? Apartman sakinleri en az 70 yaşında mı? Ya bir de şöyle bir info var. Garip bir info. Pek umurumda değil. Bizim yan komşudan kutu Okey tamam. Bende de aynı olacak yüksek ihtimalle. Şimdi bu evde... Lan biri bildi amına koyayım. <laughs> evde iki kişi eceliyle ölmüş. Kanka yani... Evde iki kişi eceliyle yaşları gelmiş ve ölmüşler. Ee, böyle yani. Ya ev sirk gibi amına koyayım. Ben gece durmadan konuşacağım falan böyle durmadan. İki tane ev arkadaşımız var. Sıkıntı yok. Tek yaşayamıyorum zaten. Ya abicim hiçbir şey olmaz. Yaşlı teyze sabah çökelek, çiğ börek falan pişirir. Yaşlı dayıyla da sohbet ederiz. Ben çoktan isim koydum bile Hüseyin dayı. Bu işin taşlığı tabii ki. Ev güzel ya. Ev içimesinde çok güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Ben tek taşınacağım. Hüseyin dayıdan sıkıntı gelmez oğlum. Hüseyin dayı kira kaç ayıptır kanka kira. Çok. Sabah kahvaltısına hacı nene hazırlar. Şey gibi. İşte bak dur şu an yapacağım. Bir saniye. Direkt canlı yapacağım size. İyi yayınlar ev bulmuşsun galiba hayırlı olsun. Yeni pişirilmiş yumurta ve kahvaltı kokusuna uyanırsın. Merhaba. Yeni pişirilmiş yumurta ve kahvaltı kokusuna uyanırsın. İyi yayınladır. <laughs> Seks.